Teoman, bir şey soracağım ya. Benim çadırda biri uyuyor. Kim o? Sen tanıyor musun? Yok arkadaş. Böyle parça pinçik hareket edersek bizden bir bok olmaz. Kimin eli kimin k***nde belli değil. Birlik olup organize hareket etmeliyiz. Organize mi? O ne, yenebiliyor mu? Hiç aynı kafada değiliz be oğlum. Neyse, sen herkese haber ver. Bundan sonra merkezi yönetim sistemi kuracağız. Bütün grupları tek bir çatı altında birleştireceğiz. Liderleri de ben olacağım. Grup mu yapacağız? He, aynen grup yapacağız. Mal mal konuşma da git haber ver millete. Oh! Ulu Tengri'ye hamdolsun. Bugün de karnımız doydu. Şuraya bir uzanalım da biraz dinlenelim. Yarın yollarda yorucu bir gün geçireceğiz. Güç toplamamız lazım. Senin suratın niye asık? Anlat hadi. Bir şey canın sıkılmış senin belli. Topluluk kurduk. Karnımızı doyuruyoruz. İyi hoş da. Böyle göçebe hayatı yaşayıp kendi yağında kavrul kavrul nereye kadar be oğlum? Bizim daha değişik atılımlara ihtiyacımız var. Yeni topraklar keşfetmeliyiz. Hatunlarımızı çeşitlendirmeliyiz. Ganimetin koymalıyız gibi geliyor bana. Toprak keşfetmeye ne gerek var Teoman ya? Eski köye yeni adet getirme. Gidip istediğin yere çadır kuralım. Gül gibi yaşa. Keşfedip ne yapacaksın? Hala çadır diyorsun be oğlum. Benim fikirlerim bambaşka. Mesela at görünce sizin karnınız acıkıp mideniz gurulduyor. Ben diyorum ki atları yemek yerine üzerlerine binip tozu dumana katalım. Başka topluluklar bulup ganimetlerine ve atunlarına çöküp içlerinden geçelim. Savaşalım ulan. Sen detaylıca anlatsana bana şu fikirlerini. Oğlum aklınla bin yaşa lan. Vallahi bugüne kadar boşuna götümüzü yırtıyormuşuz. Bizim olayımız savaşmakmış be abi. Ama bu korkak Çinliler korkusundan önümüze hayvan gibi duvar örmeye başladılar. Şimdi ne yapacağız? Korkudan ne yapacaklarını şaşırdılar. Üzerimize tükürseler bu duvardan daha caydırıcı olurdu be. Neyse, bırakalım da duvarı örmekle uğraşsınlar. Yorulduklarında tekrar saldırırız. Hayatım, bir şey söyleyeceğim. Bu Mete'nin bakışları benim hiç hoşuma gitmiyor. Şimdiden böyleyse senden sonra kendisinin değil de benim oğlumun başa geçeceğini öğrendiğinde deliye dönecek herhalde. Zaten... Zaten ne? Ben senin için senelerde saçımı süpürge edeyim, aslan gibi evlat vereyim, besleyeyim, büyüteyim. Sonra el alemin kadınının çocuğu Beliat olsun. Olacak iş mi Süleyman? Süleyman mı? O kim? Ay pardon, kendimi bir an Hürrem zannettim. Sinirden kafa mı kaldı bende ayol? Sinirlenme hayatım ama Mete dururken yabancı bir anadan olma birine yedirmezler bu tahtı. Benim oğlum olsa bile. O zaman Mete'yi yarış dışı bırakmanın bir yolunu bul sende. Olmaz mı Teoman'ım? Dur kız, yapma şöyle şeyler bak. Bu çekikler yok mu? Adamı çıldırtır. Tamam, senin için 1000 Mete feda olsun. Halledeceğim ben bir şekilde. Bu hiç olmadı Teoman. Mete'yi üyeçilere rehin olarak göndermen hiç etik bir davranış değil. Etik ne lan? Hangi devirde yaşıyoruz oğlum? Bana böyle yumuşak yumuşak laflar etmeyin. Erkek olun biraz. Biz seni mert bilirdik. Töreye sadık bilirdik. Halis Molis Türk kanından gelme büyük oğlum Mete'yi düşmana rehin verip yarış ilini olan Melezoğlu'nu tahvarisi ilan etmek hangi töreye sığar? Kararlarımızı sorgulamak size mi düştü? Benim aslan kocam en iyisini bilir. Değil mi kocacığım? Aslan oğlum be. Ben size ne dedim? Mete bir yolunu bulup geri döner demedim mi? Hey, kimin oğlu be? Yakışmadı baba. Yakışmadı. Madem birbirinizi bu kadar çok seviyorsunuz, o zaman sizin üçünüzü ayırmayalım. Öteki tarafa da birlikte gönderelim. Dur oğlum, saçmalama. İndir şu oku. Konuşalım, halledebiliriz. Deli olma ey oğul. Ne duruyorsunuz lan? Ben size böyle mi öğrettim? Hadi artık. Size Meta'nın yasalarını bildiriyorum. Söylediklerimi kelime kelime beyninizde tekrarlayıp hemen ezberleyeceksiniz. Bundan böyle bütün Türk boyları tek bir bayrak altında toplanacak. Tamam Mete. Bana Mete demeyeceksiniz. Metehan diyeceksiniz. 1. Sizin ordu dediğiniz bu karmaşık yapının düzensizliğini şu andan itibaren tedavülden kaldırıyorum. Eğitimli ve disiplinli birlikler oluşturarak ordu sistemini baştan aşağı yenileyeceğiz. 2. Bize karşı gelen kim olursa olsun Allah yarattı demeden ezip geçeceğiz. Çok pardon. Orada Allah dediniz ama Müslümanlığa mı geçtik acaba? Hadi ya. Öyle mi dedim? Allah söyletti herhalde. Şimdilik planımızda Müslümanlık yok. Onu gelecek nesiller düşünsün. Bizim şu anda tek hedefimiz savaşıp gücümüze güç katmak. Teoman'dan kurtulduk diye sevinirken başımıza Metehan çıktı. Bu babasından da beter. Efendim, Metehan ve ordusu çıldırmış gibi üzerimize geliyor. Sınıra dayandılar, ne yapacağız? Kinsettiğini boşuna mı yaptık? Gelenlere duvardan el sallayın. İyice kudursun p***ler. İmparator, Kinsettiğini geçmişler. Mayı kalesini de kuşatma altına almışlar. Sizin ben yapacağınız duvarı s***yim. Madem buraya kadar geldiler,
gazabimizi tadacaklar. Çin İmparatoru bizi def etmek için büyük bir orduyla harekete geçmiş. Güzel. Şimdi etrafı yağmalayarak dağlara doğru geri çekileceğiz. Gelsinler bakalım. Bu kadar yolu geri çekilmek için mi geldik? Hazır Çin Seddini de aşmışken Çin'in içlerine doğru hızla hareketlenmeliyiz. Ulan aptal, biz plan yaparken sen uyuyor muydun? Adamları üzerimize çekip sonrasında aniden saldırıp işlerini hilal taktiğiyle bitireceğiz. Hilal taktiği mi? Wow. Kimse de delikanlilik kalmamış. Mert'teki iyice bozulmuş. Bunlar önceden de saldırırdı ama en azından böyle kaçar gibi yapıp saçma sapan taktiklere başvurmazlardı. Olan oldu. Bizi tuzağa çektiler. Biz de sazan gibi düştük. Artık yolun sonundayız. Bu kale bizim mezarımız olacak. Aslında bu Meta'nın hatunu Çinli değil mi? Haber yolla elimiklensin kocasını. Hay aklına bin yaşa lan. Zaten bu Türkleri bitirse bitirse yabancı hatunlar bitirebilir. Hemen haber yollayıp Çin halkına olan bağlılığını ve sadakatini göstermesini isteyelim. Emredersiniz general. Ay Mete, sen mi geldin? Ben de tam senin yanına gelecektim. Neden? Bir problem mi var? Moralini biraz bozuk gördüm. Kim üzdü benim meleğimi? Şey Mete ya, bu kuşatma fazla uzun sürmedi mi sence de? Hem Çin'i alıp ne yapacaksın? Koskoca imparatorluk, hayvan gibi kalabalık. Uğraşmaya değmez valla. Ne dersin sen hatun? Bırakalım da o kadar emek ve çaba boşuna mı gitsin? Ben tamamen bırakalım demiyorum ki. Anlaşıp topraklarının bir kısmını alıp Çin'i de haraca bağlayalım diyorum. Böylece hem uğraşmamış oluruz hem de bize hizmet etmiş olurlar. Çok zekice. Aslında benim de aklımdan tam da bu geçiyordu. Çinlilerin barış teklifini kabul etme kararı aldım. Bu anlaşma bizim zaferimiz olacak. Sayın Metan, yanlış anlamayın ama köşeye sıkıştılar zaten. Anlaşmaya gerek yok. Elbet bu kaleden çıkacaklar. Çıktıklarında tepelerine çökeriz. Kuşatmayı daha fazla sürdürürsek askerlerimiz mental olarak çökecek. Ve Çin İmparatoruna desteğe gelecek olan Çin ordusuna karşı savunmasız kalacağız. Anlaşma gayet makul. Her şeylerini aldık. Canlarını da almayı verelim, değil mi? Metan ya, harika bir lider. Vallahi adamdan zeka fışkırıyor. Bu hızla gidersek yakında dünyayı fethederiz. Adam babasından aldığı bir karış toprağa kocaman imparatorluk yaptı. Helal olsun valla. Çok büyük adam valla. Tengri başımızdan eksik etmesin. Onun gibisi gelmez bir daha. Beyler, Metan öldü. Ne? Şey, herhalde genetik olarak çoluğuna çocuğuna da zeka aktarılmıştır. Değil mi?